Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ayçiçeği motifli mini cüzdan yapımını göstermek istiyorum. Bakın önü ve arkası böyle. İçi astarlı. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Ben bozuk para cüzdanı olarak ördüm. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çok sevimli bir cüzdan. Hadi gelin örmeye başlayalım. Evet, sihirli halka ile başlayalım. Bakın ben sihirli halkayı böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Bir ucunu tutuyorum. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Halkayı tutuyoruz. 3 zincir çekerek başlayalım. İlk zincirinizi her zaman sıkı çekin. 1, 2 ve 3. İkili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Yani tığımın üzerine bir kere dolayacağım. Halkamın içine batacağım. İlmeklerimi 2-2 örüyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İkisini beraber. İkisini beraber. Yine aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Baştaki zincirle beraber toplam 16 adet ikili trabzan örüyoruz. 16 adet ikili trabzan örelim. Sonraki aşamada görüşelim. Evet, 16 adet ördüm. Şimdi orta kısmı sıkılaştıralım. Bakın, kısa ipimden tutuyorum, hafifçe çekiyorum. Kısalan tarafı tutuyorum ve sağ tarafa doğru çekiyorum. Bakın orta kısım güzel oldu. Şimdi yine kısa ipimi tutuyorum. Tam çektim. Şimdi ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. İpimizi keselim. Ve sıradaki rengimize geçelim. Bu iplerimi normalde içten yürütüyorum. Fakat şimdi yürütmeyeceğim. Çünkü bir üst sırada bütün trabzanların tepelerine batacağım için içten ipimi yürüteceğim. Örerken yürüteceğiz. Sıradaki renge geçelim. Hardal sarısı. Bakın bitirdiğim yerden değil, farklı bir yerden başlıyorum. Trabzanın tepesine batarak, zincir gibi görünen kısma batarak başlayalım. İlmeğimi çıkartıyorum. Bakın etrafında döndürüyorum sabit duran ipimi. Bir zincir çekiyorum. Yine etrafında bakın kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Bu işlemi ipimi sağlamlaştırmak için yapıyorum. Ve bir de şöyle bir işlem yapıyorum. Bakın tığımı şöyle aşağıdan yukarıya doğru döndürüyorum. Bu işlemi de buranın güzel gözükmesi için yapıyorum. Tercihe bağlı, isterseniz yapmayabilirsiniz. 2 zincir çektim. Tığımın üzerine doluyorum. Bakın aynı yere batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve ipimi 2 zincir çektiğim seviyeye kadar çıkartıyorum. Bakın 3 ilmek var. Burayı tutuyorum. Elimle tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. İpimi yine yukarıya doğru çıkartıyorum. Burada elinizi bol tutun. Gevşek bırakın. Ve ilmeğimi çıkartıyorum. Hepsinden. Arada bir zincir çekiyoruz. İpimizi içten yürütelim. Sıradaki trabzanın tepesine batalım. Bakın tığımın üzerine aldım. Tekrar devam eden yere batıyorum. Bakın ipimizi yine bunun seviyesine getiriyoruz. 2 zincir seviyesine. Yukarıya doğru. 3 ilmek var. Tekrar tığımı alıyorum.
Batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın yukarıya çıkarttık. 3 kere aynı işlemi yapıyoruz. Bakın ilmek sayım. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. Tekrar yapalım. Devam eden trabzanın tepesine 1, 2 ve 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek var. İlmeğimizi içinden geçiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bu ipimi bu tarafa doğru yürüteceğim. Bakın bu altta kalan ipimi de yine yukarıya çıkartıp içten öreceğim. Devam edelim. Göstereceğim size onu da. Orta kısmı sağlam olması için ipimi yukarıya çıkartacağım. Evet, arada bir zincir. Bakın bu ipimi şuradaydı. Alıyorum buraya ve üzerini örüyoruz. Arada bir zincir. Tekrar bakın batıyorum. Bu ipimi de yine yukarıya alıyorum. 2 ve 3 kez battım. Arada bir zincir. Tekrar bakın örüyorum ipimi. 2 ve 3. Bir zincir. Bu yaptığımız popcornlar deniliyor. Popcornlar 16 adet olacak. 2, 4, 6, 8. 8 tane daha örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Bu ipinizi de buradan yürütmeyi unutmayın. Evet, sırayı tamamladım. Toplam 16 adet oldular. Şimdi bakın şuradaki kısma batıyorum. Zincir çektiğimiz bölüme değil, buraya batıyorum, tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. İpimizi kesiyoruz ve yeni rengime geçiyorum. Evet, bitirdiğim yerden başlamıyorum. Farklı bir yerden başlıyoruz. Buradan değil. Bakın bir zincir çektiğim boşluktan başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yine bakın kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İyice ipimizi sıkalım. Tekrar döndürüyorum. İkinci zinciri yine bakın ilmeğimi aşağıya doğru bakın, döndürdüm. İkinci zincirimi çektim. Tekrar yukarıya çıkarttım. Döndürdüm. Üçüncü zincirimi. Böyle yapınca burası daha hoş bir görüntü veriyor. Onun için böyle yapıyorum. Tığımın üzerine iki kere doluyorum. Şimdi bademler yapacağız. Dörtlü. Dört adet. Üçlü bademler öreceğiz. Üç kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın 4 ilmek var. İlmeklerimizi 2 2 örüyoruz. 2 ilmek tığımda kalıyor. Tekrar 2 kere doluyorum. 2'şer 2'şer örelim. 3 ilmek kaldı. Devam eden yere battık. Bakın 4 ilmek var. 4'ünü beraber örüyoruz. Burada 3 zincir çekiyoruz aralarda. Tekrar yapalım. İpimi de yürütüyorum içten. Bakın boşluğa, devam eden boşluğa batıyorum. Bakın 4 ilmek var. 2 2 örüyoruz. 2 2 ördük. 2 ilmek tığımda bekliyor.
İki kere doluyorum. Aynı yere batıyoruz. Tekrar ikisini ördüm. İkisini ördüm. 3 ilmek tığımda tekrar doluyorum. Dört ilmek. Evet, 5 ilmek tığımda kaldı. 5'ini beraber örüyoruz. Burada iyice ipimizi sıkılaştıralım. Bir zincir çektik. 2 ve 3. Tekrar aynı işlemi yapalım. Bu ipimi bu kadar yürütmem yeterli. Devam edelim. Hepsini beraber ve 3 zincir. Aynı şekilde devam edelim. Toplam 16 adet olacak. Bademlerimiz 16 adet olsun. Sonraki aşamada görüşelim. Evet, sırayı tamamladım. Ve bakın şimdi zincir çektiğim yere değil, tam şu tepe noktasındaki yere batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. Evet, yeni rengimize geçelim. Evet, 3 zincir çektiğimiz boşluktan başlıyorum. Ve yine ilmeğimi çıkartıyorum. İpimi etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Tekrar döndürdüm. 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Motifimiz yuvarlak bir motifti. Şimdi tam kare motife döndüreceğiz. Onun için bu köşelerdeki trabzanlarımız buralardakinden daha uzun olacak. Yani şöyle 2 kere doluyoruz. Batıyorum ve ilmeklerimi 2 2 örüyorum. 3 seferde çıkıyoruz. Tekrar 2 kere doladım. Köşelerde 3 zincir. 3. Tekrar ilmeklerimi 2 2 örüyorum. Evet, bu kadar yürütmek yeterli. Aralarda zincir çekmiyorum. Boşluğa batıyorum. Ve ikili trabzan örüyoruz. Bakın 3 adet ikili trabzan. Devam ediyoruz. Yine arada zincir yok. Tekrar 3 adet ikili trabzan ördük. Bir tane daha örüyoruz. Sonra ikinci köşemizi oluşturuyoruz. Bakın, aralarda zinciri yok. Sadece köşede 3 adet zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Aynı şekilde devam edelim. Burada köşeyi oluşturalım. Dört köşemiz olacak. Bakın, şu sıradayız. Aralarda ikili trabzan var. Dört köşeyi oluşturalım. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sırayı tamamlıyoruz. Bakın, ilk trabzanımızın tepesine batıyorum. Ve tek seferde çıkıyoruz. 3 zincir çekiyorum.
yastığımın üzerine alıyorum, tam dibine batıyorum. İki seferde çıkıyoruz. Bu sırada hep ikili trabzan örüyoruz. Bütün trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Köşede de yine bir, iki ve üç adet ikili trabzan örüyoruz. Yine üç zincir çekiyoruz. Tekrar üç adet ikili trabzan örüyoruz. Ve trabzanlarımızın tepesine birer adet batarak motifimizi tamamlıyoruz. Aynı şekilde. Aynı şekilde devam edelim ve sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi orta kısımdaki koyu kahverengi ipimi elime alıyorum. Ve köşelerden, bakın, bu bitirdiğim başladığım yeri son sıradaki alta getiriyorum. Motifimin altına. Burası cüzdanımızın ağız kısmı olacak. Köşeden başlıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı yere bir sık iğne örüyoruz. Ve bütün trabzanlarımızın tepelerine birer adet batıyoruz. İpimi de içten yürütüyorum. Birer adet batalım. Köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. 2 adet sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim. Motifimi döndürdüm. Şimdi bütün sık iğnelerin tepelerine yine bir adet sık iğne örüyoruz. Batalım tam dibine bir adet. Hepsine birer adet batalım. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. İpimi kesiyorum. Bu son ipimi de iğneyle yürütüyorum içten. İplerimizi de temizleyelim. Fermuar astar kısmına geçelim. Bu arada şu son sıradaki, bakın, şuradan şuraya olan trabzan sayım 21 adet trabzandı son sıra. Bir üst sıradaki sık iğnem de 25 sık iğne. Buradan burası. 2 2 kenarlarda arttırdığımız için böyle. Şimdi iplerimizi temizleyelim, sonraki aşamaya geçelim. Evet, iki motifin de kenarını kahverengiyle döndüm. Koyu kahve ile tek kenarını. Motiflerimiz bitti. Şimdi sıra geldi fermuar ve astar dikimine. Biliyorsunuz ben fermuarı açık halde dikiyorum. Yani kenarlarını eklemeden önce dikiyorum ki daha kolay dikmek için. Bakın, böyle kumaşlarımı hazırladım. Bakın, tam cüzdan kadar. Burası böyle içe katlanacak. Daha önceki videolarımda daha detaylı paylaşım yaptığım için bu videoda paylaşmayacağım. Sizinle açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakıp siz de rahatlıkla çantalarınıza, cüzdanlarınıza astar dikebilirsiniz. Çok kolay dikiliyor gerçekten. Hem elde hem makinede. Eğer açıklama kısmında bulamazsanız muhakkak yazın bana. Ben size linkini gönderirim. Siz de rahatlıkla dikebilirsiniz. Şimdi fermuarını ve astarını dikelim. Sonraki aşamada, kenarlarını ekleme aşamasında görüşelim. Evet, astar
ve fermuar kısmı bitti. Şimdi kenarlarını eklemeye geldi. Bu arada fermuarım uzundu. Fazla gelen kısımlarını bakın kestim ve uçlarını sökülme yapmasın diye ateşle yaktım. Şimdi cüzdanımızın kenarını dönelim. Koyu kahverengi ipimle. Bakın şu son sıra sık iğnemizin ilk ve son ilmeklerine batarak ilk sık iğnemizi alıyorum. Yani üst sıradakine batıyoruz. Burası önemli. Bakın fermuar içeri doğru koyuyorum. Arkadakinin de yine ilkine batıyorum. İpimi biraz uzunca bırakıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Evet, ipimi çıkarttım, ilmeğimi çıkarttım. Bu kısa ipimi etrafında yine döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi iyice buradan çekelim. Tekrar aynı yere değil, bakın bir alt sıradaki boşluğa batıyorum. Yani bak şuraya batıyorum. İki sıra örmüştük. İkincinin, birincinin pardon, orta kısmına batıyorum. İpimi de içten yürütüyorum. Yine arkadakinin de aynı yerine batıyorum. İlmeğimizi çıkartalım. Sık iğnemizi yapalım. Sık iğne ile ekliyoruz. Köşeye geldim. Bakın zincir çektiğimiz boşluklara da yine bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi bütün trabzanların tepesine hem öndekine hem arkadakine birer adet batıyoruz sık iğne ile. Hem öne hem arkaya. İpimi yürütüyorum. İpinizi yukarıda bırakmayın. Muhakkak içten yürütün. Aynı şekilde devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şimdi boşluğa, her ikisinin de boşluğuna 4 adet sık iğne yapalım. 1 2 3 ve 4. Devam edelim. Trabzanlarımızın tepesine yine birer adet batalım. Hem öne hem arkaya. Devam edelim aynı şekilde. Buraya da yine 4 adet batalım. Tepeye kadar gelelim. Yine ilk sıraya batmayı unutmayalım. Evet, en baştaki sık iğneye de battım. Şimdi ipimi kesiyorum biraz uzunca. Ve bu ipimi iğneye geçirip içten yürütmek istiyorum. Bakın. Öyle iğneye geçiriyoruz. Bir gerisinden batıyorum. Bakın ipimin çıktığı. Bakın ipim burada. Bir gerisinden yeterli bu kadar. Şimdi bu fazlalık iplerini temizleyelim. Evet, iç astarını da yerleştirelim. Köşeye getirelim. Elimizle bir düzeltelim.
Evet. Bu arada fermuarımızın rahat açılıp kapanması için buraya böyle sabun sürüyorum. Bakın daha rahat açılıp kapanıyor böylelikle. Şimdi fermuarımızın ucuna boncuklu püskül yapalım. Çantamın zemin rengindeki ipi bakın dört parmağıma doluyorum. 40 kere saralım. 3, 4, 40 kere. Evet, 40 kere sardım ve şöyle çıkartıyoruz dikkatlice. İpimin ucunu kesiyorum. Ve şimdi tam ortasından kesiyoruz. Evet. Şimdi zincir çekiyoruz. Biraz yine ipimizin ucunu uzun bırakıyoruz. Ve ince uçlu tığ ile bakın 2 milim tığ ile zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı olmasını istediğim için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç zincir yeterli. Şimdi yine ipimin ucunu uzun tutuyorum. Burada bıraktığım ip kadar. Ve keselim. Fermuarımızın ucundan geçirelim. Bakın iki ucunu geçirdim. Ve buraya düğüm atıyorum. Sadece bu zincir çektiğim kısma kadar iki düğüm, bir tane daha. Evet, şimdi iki ucunu iğneye geçiriyorum. Ahşap boncuklarımı elime alayım. Böyle ahşap boncuklar kullanmak istedim. İkisini geçirdik. Şimdi iğneyi çıkarttım ve püskül için hazırladığımız ipleri tam orta kısmına koyuyoruz. Ve düğüm atıyoruz. Bakın. Bir tam ortaya getirelim. Bakın burada düğüm atmıştık ya en başta. Tam oraya kadar getirdim. Yine bu düğümü de ortalıyorum. Bir düğüm, ikinci düğümü de ipimi geçirdim. Tekrar geçiriyorum. Ve düğümlüyoruz. Yeterli. Şimdi düzeltelim ve etrafını saralım. Elime ipimi alayım. Bakın ipin ucunu yukarıda tutuyorum. Dikkat edin buna. Ve etrafında sarıyorum. Biraz ipimizi uzunca keselim. Evet, bakın bu ipimi yukarıda tutuyorum. Buradan sol elimle bu ucunu da tutuyorum. Ve etrafında döndürüyoruz. Bu ipinizi hiç bırakmayın.
Etrafında döndürelim. İplerimiz düzgün gelsin. Evet. Bak, bu kısım düzgün olmalı. Ve şimdi sarmaya başlayalım. 8 kere saralım ve sıkıca saralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bakın, burada bir halka oluşmuştu. Burası ipimizin ucuydu. Bu son sardığımız ipin ucunu bu halkanın içinden geçiriyorum. Ve bakın, yeni ip aşağıda, diğer ip yukarıda. En baştaki ipimiz, bunu iyice çekiyorum. Sonuna kadar çekelim. Karşılıklı. Burada düğüm yapmamak için bu işlemi yapıyoruz. Yukarıda kalan ipimi de iğne ile aşağıya geçiriyorum. Böyle neden detaylı anlatıyorum? Çünkü örgü detaylarla güzel. Hani düz herkes örer ama detaylı örünce örgümüz daha hoş duruyor. Bakın, ipi batırıyorum, iğnemi alt taraftan çıkartıyorum. Evet. Püskülümüz tamamdır. Şimdi fazlalık iplerimizi makasla kesiyoruz. Püskülümüzün ucunu düzleştirelim. Evet, bak. Ve cüzdanımız tamamdır. Cüzdanımızı bitirdik. Bakın, çok sevimli bir cüzdan oldu. Önü ve arkası böyle. Bakın, ölçüleri de şu şekilde oldu. 11 santim, 11 santim, tam kare bir cüzdan oldu. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın bana. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.